Herkese selam, AMD'nin yeni 3. nesil Ryzen işlemcileri önümüzdeki hafta bizlerle olacak. Bugün ambargo da kalktı ve R7 3700X ile R9 3900X'in oyun performanslarını görebildik. AMD bize ürünleri yollasaydı biz de test eder, ambargo kalktığı an yayına alırdık ama maalesef ürünler bize gelmedi. Biz de şimdi işlemcilerin oyun performanslarını gördüğümüz kadarıyla değerlendireceğiz r 3700 x ve R9-3900X nasıl teknik özelliklere sahip işlemcilerdi hemen bir hatırlayalım. r 3700 x 8 çekirdek ve 16 iş parçacından oluşan bir işlemci. 3.6 GHz temel hızla geliyor ve boost ile 4.4 GHz'e kadar çıkabiliyor. 7 nanometre FinFET teknolojisiyle üretilen bir işlemci ve 36 MB ön bellekle 65 W TDP'ye sahip. R9 3900X ise 12 çekirdek ve 24 iş parçacığına sahip bir işlemci. 3.8 GHz temel frekans hızı var ve boost ile 4.6 GHz'e kadar çıkıyor. Tüm 3. nesil Ryzen işlemciler gibi o da 7 nanometre FinFET teknolojisiyle üretilen bir işlemci ve 70 MB ön bellekle 105 Watt TDP'ye sahip. Öncelikle şunu belirteyim, bu değerlendirme videomuz daha çok oyunlar üzerinden olacak. Çünkü herkesin en çok merak ettiği konu. Ryzen 3. nesil işlemcilerin oyun performansı oluyor. Çoklu işlemci gerektiren uygulamaların hepsinde zaten Ryzen işlemciler önceki nesillerde de gayet iyi performanslara sahiptiler. Bu nesilde de üstüne koyarak geldiler. O yüzden biz şimdilik öncelik olarak bu işlemcilerin oyun performanslarına değineceğiz. Bu işlemcilerin rakibi işlemciler Intel tarafında zaten belli. i7 8700K, i7 9700K ve i9 9900K. Videoda Intel işlemciler derken bu üçünü kastedeceğiz. Ryzen işlemciler derken de video konumuz olan R7 3700X ve R9 3900X'ten bahsediyor olacağız. Bu testte özellikle R7 2700X ve rakibi Intel işlemcilerin arasında oyunlardaki farkların yeni 3. nesil Ryzen işlemcilerde ne kadar kapandığına bakacağız. Yani Ryde 2700X ile Intel işlemcilerin zaten aynı performansı verdiği oyunlar bizim konumuz olmayacak. Ryde 2700X önde ise yeni işlemcilerde fark ne kadar açılmış ya da Ryde 2700X geride ise yeni Ryzen işlemcilerde fark ne kadar kapanmış ona bakacağız. Ryde 3700X'in ve r 9 3900X'in genel oyun performansına baktığımız zaman önceki nesil Ryzen işlemcilerde farkın belli oyunlarda açıldığı ama Intel'le bariz fark olan oyunlarda gene o farkın tam anlamıyla kapatılamadığını görüyoruz. i9 9900K, i7 9700K ve i7 8700K sırasıyla 168, 168 ve 167 FPS'deyken önceki nesil R7 2700X 140 FPS'de kalıyormuş. Şimdi R7 3700X ve R9 3900X 155 FPS olarak aynı sonucu vermişler. Burada önceki nesille arada 15 FPS fark var. Bu önemli bir fark elbette. Ama Intel'le de neredeyse bir o kadar daha fark var. Tabi bunlar farkın ne kadar kapandığına dair yaptığımız yorumlar her oyunda durum elbette böyle değil. Shadow of the Tomb Raider'da da durum benzer şekilde. R7 2700X'in 89 FPS verdiği oyunda R7 3700X 102 ve R9 3900X 105 FPS vermiş. FPS'de iyi bir sıçrama söz konusu ama Intel işlemciler gene açık ara önde olmuşlar. i9 9900K 123 FPS'deyken i7 9700K ve i7 8700K 114 FPS ile testi bitirmişler. 114 FPS ile 89 FPS arasında uçurum varken AMD yeni işlemcileriyle bu farkı uçurum olmaktan kurtarmış ama farkı tamamen kapatmaya yetmemiş. The Division 2'de de benzer bir durum söz konusu olmuş. R7 2700X 143 FPS verirken rakibi i7 8700K 159 FPS vermiş ama diğer iki işlemci i7 9700K 177 FPS ve i9 9900K 172 FPS vermiş. R7 3700X ve R9 3900X i7 8700K'yı yakalamış. Ama i7 9700K ve i9 9900K ile arada fark oldukça fazla. Benzer durumun yaşandığı bir başka oyunda Far Cry. R7 2700X'in 98 FPS verdiği oyunda i9 9900K 123, i7 9700K 121 ve i7 8700K 120 FPS vermişler. Arada olan bu büyük fark R7 3700X ve R9 3900X ile sırasıyla 111 ve 112 FPS ile biraz kapansa da gene de Intel işlemcileri geçmeye yetmemiş. Sırada World War Z var. r 2700X'in 174 FPS verdiği oyunda rakiplerden i9-9900K-210, i7-9700K-212 ve i7-8700K-201 FPS vermişler. Arada olan bu büyük fark yeni işlemcilerle maalesef kapanmamış ve R7 3700X 175 FPS, R9 3900X'e 178 FPS vermişler. Diğer oyunlarda biraz kapanan farkın aksine bu oyunda değişen bir şey olmamış. R7 2700X'e benzer sonuçlar alınmış. Hitman 2'de ise R7 2700X işlemci 103 FPS verirken rakiplerden i7 9700K 131 i9 9900k 129 ve i7 8700k 118 fps vermişler. Peki yeni Ryzen işlemciler ne yapmış? R7 3700X 110 fps vermiş ve R9 3900X 114 fps vermiş. Eski nesile göre ilerleme var ama maalesef gene Intel'in gerisinde kalmış gözüküyorlar. Assassin's Creed Odyssey'de ise R7 2700X 92 fps verirken i9 9900k 107 i7-9700K 105 FPS ve i7-8700K 102 FPS vermiş. Burada Ryzen r 3700 3700X i7-8700K ile farkı kapatmayı başarıp aynı 102 FPS'yi vermiş. R9 3900X de benzer performansı 103 FPS ile vermiş. Arada olan 10 FPS'lik fark yeni nesille birlikte eriyip gitmiş diyebiliyoruz kısacası bu oyun için. Tabi daha oyun testleri gelecek önümüzdeki günlerde X570 anakart incelememiz olacak orada da bizzat işlemcileri deneme şansımız da olacak ve kendi sistemimdeki işlemci olan i7-8700K ile de karşılaştırmalar testlerini bizzat yaparak yayınlayacağım. Bu testlere göre durumu şu şekilde değerlendirebiliriz elbette ki AMD Ryzen 3. nesilde üzerine koyarak gelmiş işlemci alanında çok güzel işler başarıyorlar. İşlemci odaklı uygulamalarda zaten tüm Ryzen işlemcilerin performansı da ortada diyecek hiçbir lafımız yok. Sadece oyun performansında önceki nesil r 2700X'in üzerine ne kadar koyabilmişler ve Intel ile fark ne kadar kapanabilmiş biz bu testte ona baktık. r 2700X ile Intel işlemciler arasında büyük fark olan oyunların çoğunda fark kapanmış ama her oyunda tamamen kapandığını maalesef söyleyemiyoruz. Bu tabloya göre fiyatı göz önünde bulundurmazsanız gene oyun için en iyi işlemciler Intel tarafındalar. Testler bize bunu söylüyor. Ama AMD'nin de çok iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliyoruz. Testlerde de görebileceğiniz gibi eğer AMD sistem toplayacaksanız, sadece oyun amaçlı bir sistem olacaksa bu R9 3900X yerine R7 3700X alın geçin. Oyun amaçlı Intel sistem toplayacaksanız da i9 9900K'ya hiç gerek yok i7-9700K işinizi her türlü görecektir. İki tarafta da oluşan fiyat farkıyla başka eksikleriniz varsa onları gidermeye çalışırsınız ya da daha iyi bir ekran kartı artık almaya çalışırsınız. Yeni nesil Ryzen işlemcilerin Intel işlemcilere göre oyun performanslarını değerlendirdiğimiz güzel bir video oldu. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.